Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Programımıza önce piyasalara bir göz atarak başlayalım ve borsayla. Evet, borsa bugün -0.27, 90.068'de. Geçen hafta iyi bir performans gösterdi ve 90.000 seviyesinin üzerinde halen. Bakalım bugün orada tutunacak mı? Devam edelim, kurlara bakalım. Kurlarda dolar 5.84'lerdeydi dün gece. Şu anda 5.86 seviyesinde, biraz yukarıda. Euro 6.55 seviyesinde. Kurlarda da aslında son 2 haftadır istikrarlı seyir devam ediyor. Devam edelim. Altına bakalım. Altın yükselişte. Gram altın 247.98 TL. %1.13'lük yükseliş var. Çeyrek altında 407 lira. 1.27'lik yükseliş görüyoruz. Petrole bakalım. Petrol de yükselişte ama aslında petrol biliyorsunuz 80 dolara doğru giderken buralara dönmüş durumda. Bu Türkiye ekonomisi için iyi bir haber. Faizlere bakalım. Tahvil 24, düşüşte. Repo 24. Evet, faizlerde de aslında geçen hafta düşüşler gördük ve istikrar kazanmış görünüyor. Evet, şimdi enflasyon. Bugün enflasyon verileri açıklandı. Yıllıkta düşüş var. Aylık enflasyon da beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyonumuz 18.71, aylık 0.95. Şimdi bununla ilgili haberimizi izleyelim. Alınan önlemler etkisini iyiden iyiye gösterdi. Enflasyondaki düşüş seyri Mayıs ayında da devam etti. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi yılın 5. ayında %0,95 olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de %2,67 oranında gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında enflasyon tüketici fiyatlarında %18,71'e geriledi. Böylece beklentilerin altında geldi. Yurt içi üretici fiyatlarında ise %28,71 oranında artış gösterdi. Mayıs ayında çekirdek enflasyondaki gerileme trendi de devam etti. %16,30'dan %15,87'ye geriledi. Ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış %8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86, lokanta ve otellerde ise %1,61 artış yaşandı. Aylık en fazla düşüş gösteren grupsa %1,58 ile ev eşyası oldu. Yıllık bazda bakıldığında da en fazla artışın %28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleştiği görüldü. Mayıs ayında zam şampiyonu fiyatı %24,68 oranında artan yer fıstığı oldu. En fazla fiyat düşüşü ise %54,56 ile sivri biberde yaşandı. Evet, enflasyon rakamlarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da değerlendirdi. Sayın Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili düşüş trendinin devam ettiğini, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağımızı açıkladı. Albayrak, rakamların yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda, hem de çekirdek enflasyonunda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğuna dikkat çekti. Enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirten Albayrak, inşallah yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız ifadelerini kullandı. Evet, şimdi yine enflasyondaki gibi pozitif bir veri var. Güzel bir rakam geldi. Mayıs ayı ihracat rakamlarımız açıklandı. Burada çift haneli artış var. Bu güzel. 16.8 milyar dolar aylık enflasyon. Rekor bir aylık enflasyon. Yıllıkta da 180 milyar dolara aşmış durumdayız. Şimdi haberi izliyoruz. İhracattan bir rekor daha geldi. Dış ticaret açığı %78 oranında düşüş kaydetti. Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu. İhracat %11,46 artış kaydetti. Böylece 16,8 milyar dolara yükseldi. 2019'un ilk 5 ayına bakıldığında ise ihracatın %5,37 oranında arttığı görüldü. 76,6 milyar dolara ulaştı. 12 aylık ihracatta %6,26 artışla 180,7 milyar dolara çıktı. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 12 aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Yılın 5. ayında ithalatsa %19,85 oranında azaldı, 18,5 milyar dolara geriledi.
Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmeye devam etti. %90,5 seviyesine çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı ise %78,11'lik azalışla 1,7 milyar dolar oldu. Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi. Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'daki ekonomik yavaşlamaya rağmen bu ülkeye ihracatımız %8,2 oranında arttı. En fazla ihracat yapılan ikinci ülke İtalya oldu. Üçüncü sırada ise İngiltere yer aldı. Sevgili seyirciler, kahve molasında konuğumuz stratejist Cüneyt Paksoy. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi gündemimiz iki tane önemli veri var. Onları değerlendiririz. Sonra biraz küresel piyasalar ve bizim piyasalarımız hem bayramdan sonra ne olur konuşuruz. Enflasyondan başlayalım. Enflasyonda benim dikkatimi çeken mutfak enflasyonu dediğimiz gıda, alkolsüz içeceklerde aylık olarak düşüş var. Siz detaylarda ne görüyorsunuz? Valla bir kere manşet tarafta pozitif. Çünkü piyasa beklentisi 19'ların hemen üzerinde 19.2 evet. civarında bir piyasa beklentisi vardı. Piyasa beklentisinin aksine 19'ların altına inmiş bir manşet. Bu bir kere ilk pozitif. İkinci önemli kısım üfe ve tüfe arasındaki makas daralmaya devam ediyor. Doğru. Aslında o kapanmaya devam. Kapanmaya devam ediyor. Ve 15'lerdeydi bir ara. Şu an ciddi açıdan daraldı. Bu şunu gösteriyor. Sanırım 10'un altına indi. 10 rakamın altına. 10 hafif civarında. Ha, 10 civarında. 10'un üzerinde. Ama o civarda. Şimdi bu niye önemli? Önümüzdeki dönem üretici taraftaki işletmelerin ve bireylerin enflasyona dair fiyat algısını yavaş yavaş normalize olacağını Doğru. bize gösteriyor. Belki bir de tüketici tarafına zam yapma baskısı azalacak. Baskısı azalacak. Şimdi üçüncü önemli kısım gıda tarafında dediğin gibi. Hı-hı. Uzun süredir biz gıdanın baz etkisinden sıkıntı çekiyorduk. Hoş bekliyorduk tabii mevsim etkisini ama erken geldi. Mayıs ayı değil de daha çok Haziran ve sonrasına bekliyorduk. Mayıs ayındaki bu -1'lik rakam küsuratı var ama evet. biz bir kabul edelim. Önemli. Çünkü 30'ların üzerinde bir gıdanın baz etkisi enflasyonu zorluyordu. Tabii. Yıllıkta hala 28-44 gözüküyor. 28-44 ama yani en azından 18 desek değil mi? Yıllıkta 18 desek 10 öyle. Puan aslında yukarıda. Yukarıda. Ha, hissedilir enflasyon burada zaten. Burada evet. Şimdi ama bundan sonra özür dilerim. Endeks içindeki ağırlığını da söyleyelim. %23-29. Yani aynen. 100 baz endeks alsak neredeyse dörtte birine. Aynen. Efendim. Şimdi senin dediğin o ilk açıklamanda vatandaşın hissettiği enflasyon burada zaten. Evet. Ağırlıklı. Bunu aşağı çekmek. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Bey'in de söylemi burada. Evet. Yani Mayıs ayı sonrası Haziran'da startını vereceğimiz Temmuz-Ağustos'ta hızlandıracağımız ve bundan sonra da Türkiye'nin asla vazgeçme lüksü olmadığı konu tarım hayvancılık. Doğru. Ve su. Evet. Şimdi burada atacağımız adımların meyve vermesi sadece mevsimsel etkinin olarak değil, evet. Kalıcı bir şekilde gıdayı aşağı çekebilirse... Kalıcı ve istikrarlı. Aynen öyle. Diğer anormal etkilerin minimize edildiği gıda enflasyonu. Aynen, sürdürülebilir bir gıda enflasyonu zaten rahatlatacak. Şimdi bu makasın daralması artı tüfede de gerileme var. Evet. Çekirdek enflasyonu da pardon. Orada da nereden baksan 1-1,5 puanlık bir gerileme evet. var. Bize şunu gösteriyor. Yıl başında biz hedef olarak yıl sonu YEP Yeni Ekonomik evet. Program ve Merkez Bankası'nın beklentisi 14,5-15,5 bandı içinde bir yerdi. Evet. Daha sonra piyasa kur hareketi, petroldeki 75 dolarlara çıkış evet. vesaire sebeplerle bu beklentiyi biraz kendi içinde Merkez Bankası beklenti anketlerinde bunu gördük. 17'lere doğru revize etti. Şimdi bakıyoruz geldiğimiz nokta 19'un altı. Önümüzdeki dönem 3 ana kriter. 1. ABD-Türkiye ilişkilerine bağlı olarak kurda ekstrem bir yükseliş olmazsa. Olmazsa. Yani kurun geçişkenliği yaşamazsa. Çünkü onun bir maliyeti var. Hemen enflasyona dönüyor, dolaşıyor. Bir aynen öyle. Zam olarak yansıyor. Kurun geçişkenliğini yaşamazsa. 2. Ki ben 6.30-6.50 bandı geçilmedikçe ABD menşeli iletişimde bir kesinti. Bunun olmayacağını düşünen taraftayım. İnşallah uzlaşmayı. Süreç öyle ilerliyor zaten. İki,
Önümüzdeki dönem global taraftaki hareketlere de bağlı olarak faiz baskısı oluşmadıkça ki orada da FED ve Avrupa Merkez Bankası zaten masada. Ha FED şimdilik nötr duruyor ama Avrupa Merkez Bankası negatif reel faize devam edecek. El mahkum İtalya var. Faiz baskısı da yemezsek bu iki figürü dengelersek Sayın Bakan dediği gibi finansal dengelemeyi sağladığımız anda bir üçüncü rakam petrol. Petrolde de sen yayının başına güzel söyledin $60'lara geldik. 60-65 bizim için aslında tam istediğimiz bir bant. Yani $75-80 tabii ki Türkiye ekonomisini zorlardı. Zorlar. Zaten geçen senenin neredeyse yarısı $60-65 aynen geçirdik öyle. O iyiydi. Şimdi gene o banda dönmemiz önemli. ABD'nin de istemi bu çünkü kendi ekonomileri açısından orada da önemli. Orada Amerika'yı destekliyoruz değil mi? Yani aynen öyle. Orada da Amerikan ham petrolüyle Brent petrol arasında bir makas var $10. O makasın etkili olduğunu görüyoruz Brent petrolde. Bu üç figürde ekstrem bir negatif seyir izlemezsek maliyete bağlı veya geçişkenliğe, kur geçişkenliğine bağlı bir ekstrem enflasyon yaşamazsak bir tek konu kalıyor da biz Haziran'dan itibaren piyasaların açılmasını bekliyoruz. Çünkü ihracat iyi gidiyor. Birazdan konuşacağız. Turizm gelirleri gelecek. Bu sene iyi bir turizm ivmesi var. İç piyasada da biraz canlanma bekliyoruz 23 Haziran pivot tarihten sonra, deadline'dan sonra. Yani yavaş yavaş kur tarafına da dengelenmeyi gördükçe o DTH'lardan gelecek rakamın biraz da mevduatı yavaş rahatlatması. Kamu bankaları üzerinden. Vatandaş alışverişe veya daha aynen öyle. Fonlamanın girmesi lazım. Bireysel diğer bankalara da yansıması. Biraz faizlerin aşağı gelmesi gibi beklentimiz o. Global bir ekstrem gelişme olmadıkça. İçeride hareketi canlandıracak. Eğer biz oradan talep bazlı bir enflasyonu da görmez isek, yani talebin artması, yavaş yavaş tüketimin artmasına bağlı olarak ki reel sektör rahatlayacaktır. Ama biz daha çok geçmişte talepten ziyade diğer faktörlerden tabii ki. Geçen seneki sanki enflasyon 26'da çıkması tabii. 3 faktörden. Eylül ayı değil mi? 6.30'du. Kesinlikle. Onun direkt bir ayda. Olduğunu düşünelim. 1.5 çıktığını hayal etsek. Aynen. Baz etkisi neredeyse 5. Ha, biz bütün bunların toplamında yıl sonuna en azından 16-17'yi göreceğiz. İnşallah. Ha, 16 o zaman konuşalım ama bu bizim risk primimizi dengeleyecek. Merkez Bankası'nı rahatlatacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı rahatlatacaktır. Yani yıl sonu hedefi, ilk hedef yani iyi bir enflasyon geldi, moral verdi. Peki o zaman dış ticarete kısaca değinelim. Çünkü güzel bir şey oluyor. Artık dış ticaret rakamları olarak açıklanıyor. Çok çok ihracat. İyi, güzel şeyler oluyor. Biz de onu görüyoruz. Ve ihracatta çift haneli artış. Biz uzun süredir kurlardaki... Maşallah diyorum. Aynen, nazar değmesin. Aylık bazda rekor ve $180 milyar geriye doğru yıllık baktığımızda. İthalat tarafındaki düşüş devam ediyor. O daralma tabii. Arzumuz ne? Otomobil gibi işte tüketim mallarının ihracat, ithalatının azalması devam etsin ama yatırım malları azalmasın. Azalmasın. O da bize cari denge açısından ne getirir onu değerlendirelim. Sayın Bakan cari dengeyle ilgili de bir şey söylemişti. Yakında fazla verebiliriz. Yani oraya doğru gidiyoruz. 23 milyarlardan 20 milyar dolarların da altına inmeye başladık. Önümüzdeki dönem fazla verirsek de şaşırmayacağız. Ama bazı aylar fazla verdiğimizi göreceğiz. Şu şartla tabii ki ekonomik daralmadan dediğin gibi oluşan kısmın biraz dengelenmesi asıl olan şimdi ivme programında açıklanan ihracatın desteklenmeye devam edilmesi. Evet. Oradaki ara mamullerin yerleştirilmesi projesi başarılı olursa ki bu bir günde olmayacak sadece. Yani adım adım. Üretim. Aynen üretim öyle. Üretim yatırımı olacak. İki türlü. Çünkü üretim kredisi de var orada. Aynen. İki türlü ivme programında yatırım şey var. Bir yatırıma veriyor. Kredisi. İki işletme kredisi veriyor. Önce işletmeleri rahatlatıyor. Sonra da işletmenin yatırım yapılabilir hale ki o gösterilen alanlarda. Aynen öyle. En az 300 mamülle başlayacağız. Hı. Devam edecek. Ve orada hedeflenen rakam $30-40 milyar. Yeni ekonomik programın hedefinde. Bu rakamda realize olması, ekonomik durgunluğun da yavaş yavaş aşılması, ihracatın potansiyelini Türkiye ekonomisine daha çok katma değerli hissettirecektir. Çünkü aslında, üretimle büyümenin ana motoru ihracat. Sağlıklı azalsın, ihracat artacaksa sağlıklı sağlıklarsın. Değil mi? Orada dış hedefte ticaret bu. Dengesini... Yani ithal ikameci sistemden, ara mamullerin ithalatla karşılandığı sistemden daha çok yerli bir ihracat modeli, daha çok içeride kalan katma değerin sağlandığı bir ihracat modeli. Tabii burada teknoloji olacak, inovasyon olacak, önemli stratejik sektörler olacak vesaire ama iyi yoldayız. Bunca probleme rağmen, bunca sıkıntıya ve bunca algı yönetimine rağmen peki, iyi yoldayız. Son bir dakikamız var. Şu borsa, kur, faiz.
bir perspektif kısaca verelim. Valla bu haftayı kendimizle ilgili, bugün yani Türkiye'yle ilgili kar satışı yaşıyoruz. Evet. Çünkü geçen hafta bayağı bir iyi bir 90 bin üzerinde iğme. Normal karşılanmalı. Sebep 4-5 gün bir tatil var. Evet. O riski almak istemiyor yatırımcı. Tabii, çünkü global tarafta ciddi bir sarsıntı var. Orası devam ABD borsaları önderliğinde ticaret savaşı orayı kasıp kavuruyor. Onun için o riski almak istemiyor. Bu hafta çok veri akışı var. Onun satışları 87-88 üzerinde kaldıkça 90 bin üzerinde kalışlar yukarıda 93-95'leri getirebilir. Teknik olarak bu ihtimal var. Çünkü ucuz ve potansiyel olan borsalar var. Normal şartlarda olması gereken seviyede değil ve zaten. Bu. Dolar TL'de de 6 pivot. Altında 5.80-85 destek oldu. Hatta 5.70'lere kadar da bir hareket oluşabilir dolar endeksine bağlı olarak ama 6 üzerinde de 6.15-6.30 kolayına geçirecek bir orada da herhalde direnç değil. Bandın maksimum da 6.50. Tabii. Orada da ABD ile iletişimde bir kesinti olmadıkça bu bant içinde bir dolar TL öngörülüyor kısa vade için. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah o da Temmuz ayında şekillenecek. Ve bir artık yılın ikinci yarısında biz daha iyi bir piyasa ve ekonomi göreceğiz. Görüşürüz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Cuma günü görüşmek üzere.